İyi bir lise kazanmanın en kolay yolu maydanoz.com. Canlara merhaba, ben psikolojik danışman Hüseyin Öztürk. Umarım her şey yolunda gidiyordur. LGS hazırlık noktasında umarım hedeflediğiniz o puanları alıyorsunuzdur. Ben de haftalık hazırladığım videolarla size yardımcı olmaya çalışıyorum. Hatırlarsanız bundan önceki iki videoda bir derslere konsantre olabilmeniz için 7 harika öneriden, bir önceki haftada hafızanızı ve dikkatinizi geliştirmeniz için 5 adımdan bahsetmiştim. Halen o videolarımı izlemeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka izlesinler. Eminim çok işlerine yarayacaktır. Şimdi dikkat demişken, biliyorsunuz deneme sınavları için de aynı şeyi söylüyoruz. Ölçülemeyen hiçbir şey gelişmez. Yani bizim öncelikle ne olduğumuz, dikkat ve hafızamızın ne olduğu, deneme sınavlarında nereden nereye geldiğimiz, bu önemli ya. Bugün de arkadaşlar bu videonun konusu dikkatimizi ölçeceğiz. Dikkatimizin ne olduğunu bir görmemiz lazım. Dikkatimiz dağınık mı? Dikkatimiz gittikçe artıyor mu? Azalıyor mu? Bunların hepsinin sonucu bizim deneme sınavlarında ne yapacağımızı, ders çalışırken nasıl bir modda çalışacağımız konusunda bize harika tüyolar veriyor. Unutmayın, sınavları çok çalışanlar kazanmıyor. Sınavları planlı, programlı, sistemli, dikkat ve konsantrasyonunu tanımış, öğrenme modelini bilen öğrenciler kazanıyor. Bu konuda adım atanlar kazanıyor. Bu anlamda arkadaşlar, biliyorsunuz öğrenme modelimizi bir önceki videolarda anlatmıştık. Görsel öğrenen, işitsel öğrenen, kinestetik öğrenen. Bu videoda da canlarım dediğim gibi dikkatimizin nasıl ölçüleceğini anlatacağım. Ve bu sonuca göre sizin ne yapmanız gerektiği konusunda bilgiler vereceğim. Evet. Dikkat testimiz nasıl uygulanacak, nasıl yorumlanacak, nasıl değerlendirilecek, bu videonun altında bunun linki var. Yani 4 sayfalık bir dikkat testinden bahsediyorum canlarım. Bu yönergesi nasıl uygulanacağı, bu testin kendisi, bu da testin değerlendirilmesi. En arka sayfada da dikkat ve konsantrasyonunuzu geliştirmek adına neler yapmanız gerektiğine ilişkin size tüyolar veriyoruz. Bu PDF'yi de bu videonun açıklamalar bölümünde bulacaksınız. Testinizi yaptıktan sonra, yorumladıktan, değerlendirdikten sonra oradaki önerileri de dikkate almanın çok ama çok işinize yarayacaktır. Evet canlarım. Şimdi öncelikle testimizde yönerge bölümünde diyor ki o testte diyor şu 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 harfleri bul. Dinç olduğunuz, dinamik olduğunuz bir zaman diliminde, sakin olduğunuz bir zaman diliminde, sesten arındırılmış bir ortamda lütfen hemen testi çıktısını alın, önünüze koyun. Yönerge diyor ki eğer ilkokul, ortaokul öğrencisiyseniz 5 dakika, lise ve üst sınıflarda okuyan bir öğrenciyseniz sizin için süre 3 dakikada o test içerisinde bazı harfleri bulmanızı istiyor canlarım. O harfleri elinize kaleme alıp bulmaya çalışıyorsunuz. Süre bittiğinde lütfen testi bitse de bitmese de orada sonlandırmanız çok önemli. Testi doldurduktan, bitirdikten sonra değerlendirme bölümü geliyor ki yine bu PDF'nin 3. sayfasında nasıl değerlendirileceği yazıyor canlarım. Sizin yaptığınız teste buradaki kriterlere göre değerlendireceğiz. Bu kriterlerin sonucunda 1. Dikkatiniz dağınık mı? Dikkatiniz gittikçe artıyor mu? Dikkatiniz gittikçe azalıyor mu? Size 3 rapor verecek. Yani 3 şıktan birisi ortaya çıkacak. Unutmayın, her öğrencinin dikkati illaki dağınık değildir. Bazılarının artar, bazılarının azalır. Eğer o testi yaptıktan sonra bu kısmı, videonun bu bölümünü mutlaka bir daha izleyin. Eğer dikkatiniz artan çıktıysa, yani bir derse başlarken veya bir deneme sınavına başlarken dikkatiniz dağınık ama ilerleyen sürelerde artıyor ise sizin uzun soluklu ders çalışmanız gerekiyor. Yani 45 dakika, 1 saat bandında ders çalışmanız gerekiyor. Deneme sınavlarında bölüm bölüm kodlamanız gerekiyor. Örneğin Türkçe bitti kodla, fen bitti kodla, bu şekilde. Ve bir diğeri de özellikle deneme sınavlarında ilk yaptığınız 3-5 soruya tekrar bir bakmanız gerekiyor. Çünkü diyor ki sen bir akademik performans gerektiren bir işte önceleri diyor performansın çok iyi olmayabilir. Ancak ısınıyorsun, yavaş yavaş ısınıyorsun. O yüzden o ilk sorulara bir daha bakmamız çok önemli. Dikkatiniz gittikçe artıyorsa dediğim gibi uzun soluklu ders çalışmanız gerekiyor. Benim dikkatim gittikçe artan bir öğrenciyim. Ama ders çalışma seanslarım 20 dakika, yarım saat sürüyor. Tam ısınmadan, yani tam böyle aslında ısınıyorsunuz, tam böyle moda giriyorsunuz, ara veriyorsunuz. Bir daha moda giriyorsun, ara veriyorsun. Burada da tabii verimden bahsedemeyiz. İstediğin kadar fazla da çalış. Hiç önemli değil.
Senin uzun soluklu ders çalışman gerekiyor. Odaya girdin, en az bir saat orada kalman lazım. Çünkü zaten 10-15 dakika ancak konsantre oluyoruz canlarım. Bunun dışında dikkati azalan çıkan öğrencilerimiz olursa, ben testimi yaptım, raporumu değerlendirdim ve hocam benim dikkatim azalan çıkıyor. Yani başlarken çok iyi fokus yapabiliyorum. İşte ders çalışmaya başlarken deneme sınavında hemen kilitleniyorum ama bunu uzun süre devam ettiremiyorum diye çıkarsa testiniz canlarım, sizin kısa süreli ders çalışmanız gerekiyor. Yani işte bir yarım saat 40 dakika maksimum çalışmanız lazım. Çünkü gittikçe zayıflıyorsunuz. Gittikçe dikkat ve konsantrasyon ve buna bağlı olarak hafıza, algı düşüyor. Bu anlamda sizin kısa süreli ders çalışmanız gerekiyor. Deneme sınavlarında sayfa sayfa kodlamanız çok önemli. Yani şöyle 2 sayfa, işte burada 3 soru, burada 5 soru, neyse. Bunlar bittikten sonra kodlamaya geçtiğinde zihnini dinlendirmiş oluyorsun. Bir nefes almış oluyorsun. Dolayısıyla tekrar sorulara döndüğünde dinç ve dinamik bir şekilde, konsantre olmuş bir şekilde dönüyorsun. Benim dikkatim azalıyor. Ben uzun soluklu ders çalışıyorum. Deneme sınavlarında işte böyle esler vermiyorum, aralar vermiyorum kodlama yapma anlamında. Sizin sona doğru hatalarınız çok artar. Hatta o deneme sınavının en son bölümünü bıraktığınız derste kesinlikle bizim hatalarımız çok artacaktır. Soru okuyacaksın, anlamayacaksın, bir de okuyacaksın, ne demek istediği konusunda çok bir fikrin olmayacak. Bu tip handikaplar seni bekliyor. Bunların olmaması için canlar, eğer dikkatiniz azalıyorsa biraz önce söylediğim şeyleri yapacaksınız. Dediğim gibi bu testleri bitirdikten sonra, değerlendirdikten sonra bu videonun bu bölümünü tekrar dinlemenizde fayda var. Yok benim dikkatim dağınık çıktı diyorsanız panik yapmaya gerek yok. Olabilir. Birçok öğrencinin dikkati dağınık ki genelde %60-%70 dikkati dağınık çıkan öğrencilerin oranı. Siz de, ki diğerleri de bunu yapabilir, dikkat ve konsantrasyonunuzu geliştirmek adına daha önceki videolarımız, işte derslere konsantre olabilmen için 7 harika öneri, dikkat ve hafızanızı geliştirmek için 5 adım videolarını izleyerek orada anlatılan teknikleri mutlaka uygulamanız sizin dikkat dağınıklığınızı çok ciddi manada azaltacaktır. Unutmayın, hafızadan ziyade dikkat daha önemli canlarım. Yani zekanız tabii ki önemli, hafızanız tabii ki önemli ama bunların birinci sırasına ben dikkati koyardım. En önce dikkat, sonra hafıza, sonra işte algı geliyor. Konsantre olamıyorsanız, ders çalışmaya başladığınızda kafanız başka yerlere dalıp gidiyorsa üzgünüm ama o dersten istediğimiz verimi alamayız. Bunun için öncelikle tekrar ediyorum, ölçülmeyen hiçbir şey gelişmez felsefesinden hareketle biz dikkat durumumuzun ne olduğunu bilmemiz gerekiyor canlar. Bu anlamda söylediğim gibi bu testi videonun açıklamalar bölümünde linkini koyacağım. Oradan indirin, çıktısını alın, sakin ve dinç, dinamik olduğunuz bir zaman diliminde uygulayın, değerlendirin ve kriterlere göre, ki hem değerlendirme bölümünde kriterler var hem de biraz önce videoda anlattığım kriterlere göre kendi durumunuzu netleştirin. Evet, tekrar ediyorum, sınavları çok çalışanlar kazanmıyor. Sınavları kendini tanıyan, algısını, öğrenme modelini, dikkat durumunu bu noktada kendini tanıdıktan sonra buna göre hareket eden, yelkenlerini buna göre dizayn eden öğrenciler kazanıyor. Hadi bakalım canlarım, bir sonraki hafta yeni bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik zihniniz açık, kaleminiz güçlü olsun. Kalın sağlıcakla.